Alınan son kararla birlikte döviz bürosundan döviz alacak kişilere kimlik ibrazı zorunlu hale getirildi. İsmim Ali Zencir, Yazıcıoğlu Gülsoylar, döviz bürosunda çalışmaktayım. Bu konuya şöyle değinirsek daha doğru olur. Çünkü daha önce de aslında böyle bir yasa vardı. Lakin bu yasa belli bir üst sınır olarak belirliydi. Yani 3000 dolar ve 3000 euronun üzerindeki yapılan bütün işlemlerde alım ve satımlar dahil olmak üzere onlar da hepsinde kimlik ibrazı, fotokopisi falan alınıyordu. Yani onda zorunluluk zaten vardı. Lakin en sonki gelen 2 gün önceki çıkan yasa neticesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bildirimine göre bundaki bu 3000 dolar, 3000 euro sınırı kaldırıldı. 50 dolar da olsa, 10 dolar da olsa alt ve üst limit olmaksızın kesinlikle kimlik ibrazı zorunluluğu getirildi. Alım ve satımları dahil olmak üzere, sadece satım değil. Çünkü vatandaşımızda böyle bir düşünce de var galiba. Çünkü genel itibariyle gördüğümüz kan o şekilde. Sadece satımlarda kimlik ibrazı yapılacak gibi düşünülüyor. Lakin öyle bir şey yok. Gelen zaten kanunun açıklamasının içerisinde de alım ve satımlar dahil olmak üzere alt ve üst sınır olmadan kimlik ibrazı zorunluluğu getirildi. Uygulama tabii vatandaşlarımız tarafından bazılarında bir soru işareti oluşturuyor. Biraz çekimser davrananlar oluyor fakat tabii ki de buradaki esas amaç döviz piyasasını ve özellikle ülkemizdeki oluşan dalgalanmaları önleyebilmek. Sadece bankalarda değil, bildiğiniz üzere döviz işlemleri döviz bürolarında da daha fazla yapıldığı için bunları da tespit edebilmek, bunları da belli bir kontrol altına alabilmek amacıyla devletimizin çıkarmış olduğu bir uygulama. Yani vatandaşlarımızın tedirgin olacağı bir durum yok. Herhangi bir manipüle veya bir müdahale bir durumu gerektirmiyor. Tabii ki de dövizdeki bu kimlik ibrazının zorunluluğunun getirilmesi vatandaşların üzerine bir tedirginlik yaratmaması gerekiyor. İleride yani olası bir durumda devlet kesinlikle vatandaşlara müdahale edecek. Şu zaman şu tarihte bu döviz bürosundan sen bu kadar dolar almışsın veya bu kadar euro satmışsın gibi herhangi bir şey olacağı değil. Tamamıyla belli bir resmiyete kavuşturmak olduğundan dolayı o durumdan kaynaklanan bir kimlik ibrazı. Yani onun dışında herhangi bir vatandaşımıza olumsuz lanse edilecek bir durum yok yani. İleride de o şekilde bir sorun yaratacağını düşünmüyoruz. O şekilde de bir açıklama yok zaten. Olamaz da zaten yani. Tabii şu anda özellikle bizim ülkemizde ve diğer ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerin hepsinde dövizdeki dalgalanmayı kesinlikle sadece bir nedene bağlayamıyoruz. Diğer ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de dövizdeki dalgalanmanın esas nedeni birincisi dış ülkelerdeki Amerika'dan kaynaklı ve diğeri de ikincisi de bizim ülkemizdeki ekonomik ve siyasal gelişmelerden kaynaklı dalgalanmalar meydana geliyor. Amerika'da geçtiğimiz günlerde açıklanan enflasyon rakamları neticesinde enflasyonda bir artış olduğu görülüyor Amerika'da. Hal böyle olunca daha önce Trump zamanında basılan dolarların piyasadan geri çekileceği ortaya çıkıyor. Bu da nasıl olacak? Faiz ilerleyen dönemlerde yani bir yıl içerisinde Amerika'da artacak. Faiz artırımına gidilecek. Ve böylelikle piyasaya basılan dolarlar çekilmeye başlanacak. Hal böyle olunca tabii dolar sadece Amerika'yı değil tüm ülkelerde kullanıldığı için büyük bir konvertibl para birimi olduğu için bu da piyasalardan çekilmeye başlanacak. Diğer ülkeleri de haliyle etkileyecek. Bunun yanında tabii ki de bizim ülkemizdeki olan gelişmeler de bunun yanında önemli. Bunun yanında bizim ülkemizdeki tabii geçtiğimiz günlerde de bizim Merkez Bankası'nın enflasyon oranının altında bir faiz oranı açıklandığı için, daha doğrusu faiz oranı düşürdüğü için bundan dış ülkedeki yatırımcıları üzerinde olumsuz etki yarattı. Çünkü dış ülkedeki yatırımcılar parasını Türkiye'ye getirip TL'ye döndürüp faize yani vadeli mevduata yatırdıklarında enflasyon %19,75 iken aldıkları faiz oranı %18 olduğu için enflasyona yenik düştükleri için reel faiz getirisinde bir kayba uğradıklarından dolayı bizim ülkemizden çıkış meydana geliyor. TL'lerini alıp dolara çevirip kendi ülkelerine gittiklerinden dolayı bir dalgalanma meydana geliyor. Tabii ilerleyen dönemlerdeki yapılan toplantılar neticesinde bunun altında kalacağı faizi yönelik yapılan açıklamalarda faizin tekrardan yükseltilmesi gibi bir durum meydana gelirse tabii ki de tekrardan geri toparlanacağını söyleyebiliriz.